Genelde kader meselesi olunca insanların kafasına takılan bir sual var. Ve çokları da soruyor. Bunu da halletmek lazım. Bunu da açmak lazım. Mesela bir kişi doğuştan yürüyemiyor. Veya doğuştan sağır veya kör. Yani bu ona bir zulüm değil mi diye haşa soruluyor. Yani veya işte bunun ne günahı var diye soruluyor. Bu da niye normal bir insan olmayı hak etmedi diye soruluyor. Bunun kader yönünden izahı nedir? Evet. Şimdi bunu tabii abi Risale'nin muhtelif yerlerine baktığımız vakit birincisi şekva bir haktan gelir diyoruz. Yani bir insan bir şey şekva ediyorsa, şikayet ediyorsa bir hakkı olması lazım ki şikayet etsin. Yoksa o şikayeti makul olmaz. Doğru. Mesela bir adam buraya geldi. Ondan hiçbir alacağımız yok ikimizin. Dedi ki Burhan Bey kardeşim, sana ben bir altın vermeyi uygun görüyorum. Sana hediye vereceğim. Ben de ne yapayım? Allah razı olsun dedim yani. Değil mi? Ama döndü size. Halil Bey, ben seni biraz daha böyle bir şey gördüm. Düzenli gördüm. Düzgün gördüm. Size ben 10 altın vermeyi uygun görüyorum. Benim başta ona teşekkür hislerim adavete dönmeye başlıyor. İnsanda menfaatperestlik var ya. Teşekkür etmem gerekirken şikayet etmeye başlıyorum. Niye? Niye ona 10 altın da bana bir altın? O da diyor ki sen benden bir alacağın var mı? Hayır. Sana bir şey vermeseydim de hakkım olur muydu? Evet. Sana bir tane ben vermeyi uygun gördüm. Buna da 10 tane vermeyi uygun gördüm. Dolayısıyla bu yönden baktığımız vakit bunu size 10 altın vermesi de o adamın adaleti noktasından baksak adalettir. Bana bir tane de vermesi hem adalettir hem merhamettir. Size de merhamet etmiş, bana da merhamet etmiş. Doğru mu? Bir bu yön. İkincisi, bazen birilerine fazla vermesi onu çok sevdiği anlamına gelmez. Daha fazla muhtaç olduğu için diyor üstadımız başka bir yerde. Belki sen daha fazla muhtaç olduğun içindir ki sana bunlar verildi, sen elinle gösterildi diyor ya. Dolayısıyla belki de o hakim olan zat, yani Halil Bey'in 10 altına daha fazla muhtaç olduğunu biliyor. Senin de bir altına muhtaç olduğunu biliyor ve ona göre dağıtmış da olabilir. İhtimal etmek lazım yani. Etti ki, değil mi? Bir de fazlalık, eksiklik hangisi daha faydalı bilmiyoruz ki. Ha, işte. Yani 16'ın belki de zarar verecek. ha. Yani madde madde gittiğimiz vakit üçüncü madde de Allah olsun bu. Değil mi? Evet. Yani nereden biliyoruz? Hangisi bizim hakkımızda hayırlı? Çünkü bazen bir insanda eksik bir şey olması onun için daha hayırlı olur. Mesela bir misal verelim. Evet. Sen vakit namazında bir camiye git. Mahalle camisine ya da herhangi büyük bir camiye git. Daha fazla maddi yönden az olanlar, eksik olanlar mı o camiyi dolduruyor? Rabbine vaktinde ibadet ediyor. Evet. Yoksa maddi yönden daha böyle ileri seviyede keyfetli insanlar mı? Cevabımız bellidir zaten. Dolayısıyla hangisinin hayırlı, hangisinin hayırsız olduğunu biz bilmiyoruz. Üstad diyor ya, mesela adam diyor erkek evlat ister diyor. Heh. O diyor Hazreti Meryem gibi kız evladı verir. Onun duası kabul olunmadı denilmez. Belki daha eftal, daha güzel bir surette kabul Allah razı edildi. olsun. Şimdi mesela hiç de vermeyebilir Evet. evlat. Sen evlat vermedi diye şikayet edemezsin. Sizin o saydığınız maddelerle baktığımız zaman bir kere senin hakkın mı ki evlat? Allah'ın mülkü. Allah dilediğine mülkünü verir. Ve sonra senin hakkında hayırlı mı ki evlat? Verse belki başına bela olacak. Belki senin hem dünyanı karartacak hem ebedi hayatını cehenneme çevirecek. Yok mu şimdi evlatlarıyla imtihan edilenler? En ağır imtihanım. En ağır Tabii. imtihanlardan birisi. Doğrudur. Yani oğlun olacak, belki terörist olacak, eşkıya olacak, dinsiz olacak, ateist olacak. Belki dinsizliğe hizmet edecek. Böyle bir oğul olacağına bağrına taş bas değil mi? Daha iyi değil mi? Aynen. Biz bilmiyoruz Ya tabii. bilmiyoruz Tabii. yani. Cenab-ı Hak vermemesi mi hayır, Evet. vermesi mi hayır? Vermemesi vermesinden daha hayırlıysa buna da ne yapmak lazım? Şükretmek lazım. Bir Bütün de bu enteresan evet. bir ifade Evet var abi. ya, hani hep bu gibi meselelerde söylediğimiz.
mülk sahibi kendi mülkünde evet. istediği gibi tasarruf eder. Evet. Bunlar madde madde gittiğimiz vakit abi. Evet. Bir madde de bu. Mülk sahibi kendi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Dolayısıyla mülk sahibi mi Cenab-ı Hak? Evet. Şunu böyle yaratır, bunu böyle yaratır. Hem sanatını göstermek, hem insanlara derece-i nimetini göstermek. Bir insandan az bir alır, diğer insanlara ibret verir. Bak bu bir derstir. O aldığı insana da ahirette onu memnun edecek, o kadar mükemmel mükafatı verecek ki akıl hayrette kalır. Değil mi? İşte hadiseye sadece dünya boyutuyla bakmamak gerekiyor. Bu da çok önemli evet, bir şey. Ahiret boyutunu da koyduğumuz zaman aslında kör olan adam mesela aslında ona bir şey eksik verilmiş ama ona o kadar büyük bir fayda verilmiş ki ahir zamanda insanların ekseriyeti gözünün görmesinden dolayı cehenneme gidecek. Ya. O kör olduğu için aslında ona piyango vurmuş. Ya. Çünkü çoğunun cehenneme gideceği meseleden hiçbir riske girmeden selametli bir şekilde kurtarmış. Ama kendi içinde sıkıntıları var mı? Var. Dünyada problem oluyor mu? Oluyor. Ama ahirette üstad diyor ki mesela biz nasıl ki bu dünyada her şeyi görüyoruz. Körler görmüyorlar. Ama olanlar göremiyorlar. Yarın biz de kabre girdiğimizde adeta onlarla görüş açımız kıyas edildiğinde biz kör olacağız ya. Adeta. Onlar dürbünlerle bakar nevinden cennet bahçelerini, bağlarını temaşa edecekler diyor. Maşallah. Enteresan değil mi ya? Evet. Allah'tan. Enteresan bir şey. Mesela biz gördükçe mesela ahiretteki görüş açımız zayıflıyor. Yani biz görüyoruz ya, gördükçe ahiretteki görüş açımız zayıflıyor. Yani haramı görüş kalitemiz. Mi? Haramı gördükçe mi? Evet. Yani dünyada insanlar ister istemez veya bilerek harama nazar ediyor ya. Hmm. Dolayısıyla ahiretteki görüş kalitesi, yani görme kalitesi yavaş yavaş körlüğe doğru ilerliyor. Ya. Veya işte görme kalitesi düşüyor. Ama o hiç görmediği için onun öyle bir zayıflama, görme kalitesinin düşmesi dolayısıyla eşe emsali benzeri olmayan cennetten seyir noktasında istifade etmesi %100 olacak. Bu da enteresan bir şey. Enteresan. Yani bütün şeyleri, bu musibetleri buna tatbik edebiliriz. Hani üstadın dediği şey var ya, bir gözün yoksa iki göz olmayana bak diyor. Bir elin yoksa iki eli olmayana, ayakları olmayana da bak diyor. Şimdi buradan da baktığımızda, Cenab-ı Hakk'ın bazı şeyleri eksiltmesi aslında isyan sebebi olmamalı, şükür sebebi olmalı. Şimdi mesela diyor ki adam işte ben şöyle sıkıntı yaşıyorum, böyle problem yaşıyorum, şöyle işte hastayım, şöyle şeyim. İşte mesela atıyorum evim yok, arabam yok, şuyum yok, buyum yok diyor. Geçen de mesela hani bahsi geçmişti cumartesi dersinde. Adam diyor ki, çok zengin adam, evladı hasta, şu iki parmağını birbirine dokundursa bütün servetimi veririm demiş adam. Ama senin vücudun tıkır tıkır işliyor. Eğer bu iki parmağın birbirine dokunmazsa hadi yemek ye bakalım. Hadi kalemi tut. Hadi kaşığı tut. Evet. Yani dolayısıyla her cihette Allah'a hamd etmek lazım. Sonsuz hamd olsun demek lazım. Elhamdülillah.